Merhaba Ayaz Müzik takipçileri, Nota Eğitimi bölüm 22'deyiz. Diğer bölümler için üst taraftaki linke tıklayabilirsiniz. Bu bölümümüzde 9-8'lik usulümüzün bona ve matematiksel işlemini işleyeceğiz. Bir sonraki bölümde her zamanki gibi solfej konularına yer vereceğiz. 9 zamanlı usulümüze gelmiş bulunuyoruz. Eğitime başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapacağım her zamanki gibi. Ayaz Müzik Aletleri adında yeni bir kanalımız vardı. Videonun altında açıklama bölümünde linki mevcut. Tıkladığınızda yeni kanala gidiyorsunuz. Abone olup desteğinizi bize gösteriyorsunuz inşallah. Şimdi tahtayı şöyle bir inceleyin. 9 zamanlı usulümüzün tipleri bayağı bir çok. Yani şekilleri, aralarındaki farklılıkları bayağı bir çok. A, B, C, D, E olmak üzere 5 tipe ayrılıyor. İşte ilki 3, 2, 2, 2. Sonra 2, 3, 2, 2. 2, 2, 3, 2. 2, 2, 2, 3. Sonra da 3 artı, 3 artı 3. Ben tahtaya birer ölçü olarak örneklerini yazdım. Şurası işte A, şura B, şura C, şura D, şurada E tipi çalışmasının örneği. Bunlar çok farklı şekilde karşınıza çıkacak. 32'likler, 16'lıklar, 64'lükler böyle iç içe olacak. Her bir ölçüde ne yapmanız gerektiğini biraz karıştırabileceksiniz ama ölçüleri takip ederek siz de biraz kendinizce böyle defterinize notalar yazıp sürelerle böyle çalışmalar yaparak bu işte tipleri iyice ezberlemiş olacaksınız, tanımış olacaksınız. Şimdi ilk önce matematiksel işleme hızlıca bakıyoruz. Ardından bonasını, ritmik saymasını yapacağız. 9-8'lik dediği için daha önceki derslerden biliyoruz ki her ölçü arasında 9 tane 8 olması lazım. 8'lik nota olması lazım. 3 tane burada, 2 de burada, 5. 4 tane burada 16'lık var. Hemen hatırlayalım. 2 16'lık 1 8 yapıyordu. Şurada da 1 8. 2 8'lik çıktı buradan. 5 tane de burada vardı. 7. 2 de burada var. 9. Şunlardan 2 tane 8'lik çıkar. 3 de burada var. 5. 7 9. 2 4. Burada 3 var. 7. 4 32'liği topladığınızda arkadaşlar 1 8'lik yapar. Bir de burada 8'lik var. 7 tane de buradan çıkmıştı. 9. Sonra geliyorsun yine alt bölüme bakarsak 2 8'lik burada var. Tek çizgiden anlıyoruz. 2 16'lıktan 4 16'lıktan 2 8'lik çıkıyor. 2 buradaydı. 2 burada 4. 2 de burada 6. Bir tane de bundan çıkar. 7. 2 de burada var. 9. 3 tane bunda var. Bir tane bundan çıkıyor. Bir tane bundan 5. Bir de bundan 6. 3 de burada 9. Matematiksel işlemleri süreler göz önünde bulundurularak yapılıyordu işlemler. O yüzden buna çok dikkat edelim. Geçmiş bölümleri iyi takip edelim. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Şimdi ritmik saymalara gelince A tipi demişiz. Şurada ilk ölçümüz bakın şuraya kadar zaten belirli. A tipinde 3-2-2-2 kuralı var. Bakın üçgen başta sonra 2-2-2 saymalar geliyor. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demiyoruz. Saymalarda baştan sonra gidilmez. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Şimdi A tipimizde ilk üçlü başa gelmiş. Notalara bakalım nedir? La, si, do, re, mi, re, re, si, re, do, si. Yani La, Si, Do, Re, Mi. Bakın 1, 2, 3 dedim. Üçleme başa gelmiş. Sonra Re, Mi. İkili gidiyor. La, Si, Do, Re, Mi. Pardon özür dilerim. La, Si, Do. Üçgen başa geldi. Re, Mi. Ardından Re, Re, Si, Re. Bakın burada RR kalıbını bir tane ok işaretine, SR kalıbını da bu ok işaretine ikiye bölerek sığdırıyorum içine. Çünkü her bir ok işareti burada 8'lik notayı temsil eder. La, Si, Do, Re, Mi, RR, SR, Do, Si. Tekrar alayım. La, Si, Do, Re, Mi. Re, re, si, re, do, si. Bu A tipimiz üçlemenin başa gelen hali. Şimdi 3 rakamı ikinci bölüme kayıyor. Burada 1, 2 ile başlamış. Bakın B tipine 1, 2 sonra
1-2-3-1-2-1-2 şeklinde gidiyor. 1-2-1-2-3-1-2-1-2. Zaten B tipini ayrıntılı yazmışız. Yani notası nedir? Do, si, do, re, do, re, si, si, la, la, sol. Do, si, do, re, do, re, si, si, la, la, sol. Yani do, si, bir tane sekizliğe sığıyor çünkü her ok işareti bir sekizliktir. Bir de iki on altılığı topladığında bir sekiz yaptığı için do, si, bir ok işaretine sığar. Do, si, do, re, do, re, si. Hemen peşine üçgeni getirdim, üçlemeyi. Do, si, do, re, do, re, si, si, la, la, sol. Do, si, do, re, pardon. Do, si, do, re, do, re, si, si, la, la, sol. Do, si, do, re, do, re, si, si, la, la, sol. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Şimdi geldik C tipine. C tipinde de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Gördüğünüz üzere 1, 2, 1, 2, üçleme gelmiş. 1, 2, 3, sonra 1, 2. Notası nedir? Si, la, si, la, do, re, si. Bakın üçleme var burada. Sonra do, si, do, re, do. Do, si, do, re, do. Burada 4-32'liğimiz var. Buna dikkat edeceğiz. O 4-32'liği arkadaşlar şuradaki tek bir ok işaretine sığdıracağız. Çünkü 4-32'lik toplandığında 1-8'liktir. Her ok işareti de 1-8'lik olduğuna göre onun içine sığması lazım. Si, la, si, la, do, re, si. Bakın 1-2-1-2-1-2-3. Si, la, si, la, do, re, si. Do, si, do, re. Do, si, do, re. Birine sığdırdım. Do. Sekizlikte diğerine. Si, la, si, la, do, re, si. Do, si, do, re, do. Evet. Şimdi geldik D tipine. D tipinde de üçleme en sona gelir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. D tipi 2, 2, 2, 3. Olayımız bu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 şeklinde gidecek arkadaşlar. Notamız nedir? Do, re, mi, fa, mi, re, do, si, si, re, do, si. Burada bakın 4-16'lık var. İkisini birine, ikisini birine sığdırıyorsunuz. Şuradaki 2-16'lığı bir tane üçgene, diğer ikisini de diğer ikisine. Şimdi burada bakın. Do, re, mi, fa, mi, re, do, si, si, re. Bakın si, re. Üçgene başladım. Üçgenin ilk parçasına si, re'yi yerleştiriyorum. Sonra do, sonra si. Si, re, do, si. Do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Si, re, do, si. Evet. D tipimiz de bu şekilde. En basitimiz de E tipi. 3 artı 3 artı 3. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde gelecek. Evet şimdi burada notalara ne denmiş? Fa, mi, re, do, re, do, si, do. Fa, mi, re. Fa, mi, re, do, re, do, si, do. Fa, mi, re. Evet. Üçgenle geliyorum. Fa, mi, re yaptım. Do, re. Bir tane üçgenin ilk parçasına do, re, do, si, do. Do, re, do, si, do. Do, re, do, si, do. Sonra fa, mi, re. Yine üçgen. Fa, mi, re, do, re, do, si, do. Fa, mi, re. Evet, hepsini tek bir çırpıda geleceğim. Dikkatli, düzenli bir şekilde çalışın arkadaşlar. Haydi bakalım neler varmış. A, B, C, D, E tipi olarak 5'ini de geliyorum. Dikkatlice dinleyin. La, si, do, re, mi, re, re, si, re, do, si. Do, si, do, re, do, re, si. Si, la, la, sol. Si, la, si, la, do, re, si. Do, si, do, re, do, do, re,
mi fa mi re do si, si re do si, fa mi re do re do si do fa mi re. Güzel okudum ha. Evet arkadaşlar, sistemimiz bu. Şöyle son bir kez tahtaya bakın. Bunlar gerçekten arkadaşlar, böyle üstüne para verseniz kurslara gittiğinizde herkesin kolay kolay göstermeye erineceği, göstermeyeceği, böyle bilgileri gizleyeceği şeyler. Çoğu kurs ortamları o şekilde, sistematik çalışanlar hariç tabii ki de. Bunların mutlaka bilinmesi, çalışılması gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz açısından, ufkunuzu açmanız, genişletmeniz açısından bu tür matematiksel işlem, bono vesaire işlemleri bilmeniz gerekiyor. İnşallah bunları 18-12-8'e kadar usul olarak götüreceğiz. Orada tamamlamayı düşünüyoruz. Nota dersleri bitecek artık. Haydi bu eğitimde hayırlı uğurlu olsun. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Ayaz Müzik Aletleri kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.